Merhabalar, YouTube Oşinaryus kanalından Kadir ben. Bugün Nautic Yachting'den Onur Erda ile Saxdor Yacht'ın yeni modelini inceleyeceğiz. Detayları ondan öğreneceğiz. Merhaba, ben istersen Saxdor ile ilgili kısa bir bilgi vereyim. Saxdor bildiğiniz üzere Axopar markasının kurucu designer olan Sakari Matila'nın yeni markası. Açılımı da zaten gördüğünüzde Saxdor Sakari'den geliyor, Axopar'dan. Orada yıllar önce kendisi kurmuş olduğu Aquador formülesinin son 3 kelimesi. Heyecanlıyız. Güzel bir marka. Çünkü Axopar zaten kendini kanıtlamış bir marka. Aşağı yukarı denizde şu anda 3000'den fazla teknesi var. Sakari'de dizayn olarak daha önce Paragon ve XO teknelerinin de dizaynlarını yapmış bir kişidir. Piyasada çok iyi tanınır. İlk giriş modeli olarak burada gördüğünüz 5.95 boyunda olan S200 modeliyle Saxdor piyasaya giriş yaptı. Bayağı da hızlı bir giriş yaptı. Çünkü bu boyda hard top olan, dörtlü oturma grubu olan ve aşağı yukarı top speedleri 45 nota gelen çok güzel bir tekne kendi segmentinde. Biz de bunu test etme fırsatını bulduk. Müşterilerden gelen yorumlar da çok güzel. Çünkü bir teknedeki önemli şey design. Yani üstüne eklediğiniz hard top şeyler o kadar fark etmiyor ama gövde dizaynı özellikle sürüş olarak çok önemli. Bu teknede de en büyük özellik stepped hull dediğimiz kademeli gövde. Son dönemlerin en popüler gövde tipidir. Özelliği yüksek sürette teknenin hızlı bir şekilde çıkması. Ve yüksek süratlerde çok güvenilir manevra yapabilmeniz. Böyle bir tasarım şu anda yok galiba. Yok, jet ski tarzına girip bu tarz bu boyda yapan çok yok. Ama büyük tekneler, işte teknoal dediğim sürat tekneleri de bu gövdeleri kullanıyor ama bu boyda denenmedi ve o yüzden çok ses getirdi. Biz birçok müşteriyle çıktığımızda yani özellikle sert dönüşlerde müşteriler inanamıyoruz diyor yani teknenin yapmış olduğu manevraya. Ve çok ses getirdi. Daha çok yeni olmasına rağmen, hiçbir fuara katılmamasına rağmen şu anda slotlar çok hızlı kapanıyor. Biz Türkiye olarak grubumuz aynı zamanda Amerika ve Fransa'nın da ortaklarımızla beraber Saxdor bayiliğini yapıyoruz. O yüzden slotları çok iyi takip edebiliyoruz ve çok hızlı gidiyor tekneler özellikle bu model. Çünkü fiyat olarak da inanılmaz rekabetçi. Yani bugün 100 beygir ile başlıyor. 175 beygire kadar motor opsiyonlarınız var. Türkiye anahtar testin fiyatları 35 bin eurolardan 40 bin eurolara kadar geliyor ki her şey dahil. Burada dediğimiz gibi bütün motor açılımları, aküler her şey size anahtar denizde teslim. Bu fiyatlara baktığınız zaman normalde lastik botlar neredeyse bu rakamlar. Siz bununla bir fiberglass tekne alıyorsunuz. 100 beygirlik bir şeyin başlangıç fiyatı neydi? Fabrika başlangıç fiyatı 22 bin eurolarda. Tabii ki bunun üzerine opsiyonlar ekleniyor, nakliye, dediğimiz gibi akü, bütün oradan gelen kara nakliyelerin hepsini eklediğinizde bir anahtar testin fiyat oluşuyor. Ortalama bunun ne kadar genelde? Yani kullanıcı tercihlerine göre bugüne kadar size isteyenler? Aşağı yukarı şimdi Akdeniz ülkesinde gördüğünüz üzere mesela kesinlikle bir hard top koyulması lazım. Çünkü çok sıcak. Ülkemizde genelde sezon uzun olduğu için. Bir de standartında Avrupalılar daha çok üçlük jockey koltuk kullanıyor. Bizse şurada göreceğiniz üzere ikili önde, ikili arkada, dörtlü koltuğumuz. Bunlar hep opsiyon. Bunları aşağı aşağı beş yukarı eklediğiniz zaman ortalama bir tekne 36-37 bin eurolarda. Biraz daha upgrade'e geçerseniz 115 lira 40-42 bin eurolara kadar çıkıyor. Bir de 150-175 beygir dediğimiz Pro Sport modeli var. Onlar speed olarak 40 knot ve üstü. 40-45 knotlara ulaştığı için. Onlarda aşağı yukarı motorlar tabii fiyatlar 50 bin eurolara kadar çıkabiliyor. 50-52 bin eurolara kadar. Çok keyifli bir tekne oldu. Biz açıkçası Covid olmasına rağmen hani biraz temkinli başlamıştık. Daha Türkiye'de ilk pazarlama aktivitelerine başladığımızda bile getirdiğimiz tekne hepsi sold out oldu. Şimdi slota giriyoruz tekrardan. Güzelliği şu, bütün dünyadaki bayiler aynı rakamı kullanıyor. Ve tekne paket olarak geliyor. Yani gövdeyi ayrı aldım, motoru ayrı aldım. İşte acaba motorcu doğru mu installate etti? Herhangi bir sıkıntı olabilir mi? Ya da birçok yerle uğraşmıyorsunuz.
Normal Tesla iPhone mantığında tekneyi satın alıyorsunuz. Anahtar teslim biz size garantiler açılmış halde denizde teslim ediyoruz. Bu da güzel bir mantık. Bir de herkes aynı rakamdan alıyor. Hiçbir şekilde ayrım yapılmıyor. O çok Polonya'da üretiliyor. Polonya'da üretiyor. Aynı Aksopar'ın biliyorsunuz artık Polonya bu işte kompozitte dünyadaki bütün büyük teknelerin markalarında üretim merkezi haline geldi. Aynı şekilde Polonya'da üretiliyor. Yılda ne kadarlıkta üretim ediyor? İlk sene başlangıç için 150 tekne dediler ama gelecek sene için 350 tekneyi hedefliyorlar. Sadece bu modelde. Şimdi yeni modelleri geliyor. Yine çok heyecanlıyız. Çok güzel bir model çıkardı Sakari. 32 feet'ini çıkardı bunu. 3 ayrı model. Açık versiyonu GTR dediğimiz. Sonra GTO dediğimiz hard toplu modeli. Bir de dün basına açıklanan, dizaynı açıklanan GTC dediğimiz kabin versiyonu dışında. 32 feet civarında yaklaşık 10-69 boyunda olacak. O da çok heyecanlı bir proje. Ondan da gelecek sene fabrika aşağı yukarı bir 90 adet girmeyi düşünüyor. Tabii böyle olunca, talepler de olunca biz müşterilerimize bir şey diyoruz işte. Bu normal bir şeyden farklı slot sistemiyle çalışıyor. O yüzden olabildiğince önceden girenler avantajlı oluyor. Çünkü en büyük sıkıntı bu tarz markalarda çok talep geldiğinde kapasite belli olduğu için zaten. Aynen malzemeyi sezonda alamayabilirsiniz. O yüzden önce davranmakta fayda var. İstersen bir detaylara bakalım. Olur. Size Saksor'un özelliklerini anlatmaya başlayalım isterseniz. En önde yine son derece keyifli ve güzel düşünülmüş bir seyir fenerimiz var. Burada gördüğünüz üzere gizli. Bunu seyir gece esnasında açabiliyorsunuz. Önde çok güzel güneşlenme minderimiz var. Dörtlü koltuk opsiyonu seçildiği zaman otomatik olarak renk, tanjeri yani mandalina rengi dediğimiz bu renk geliyor. Gövde de aynı şekilde maviye dönüyor standart olarak. Güneşlenme minderinin önünde rüzgar windscreen'imiz var. Bu direkt ayarlayabiliyorsunuz istediğiniz ölçüde. Hatch olarak öndeki hatch kaldırıldığı zaman Saxdor buraya bir opsiyon koydurdu. İstediğiniz zaman camping tent dediğimiz içeriden bir tente opsiyonu var. Ne için yaptı? İstediğiniz zaman denizden çıktığınızda içeride belki bir 10 dakika yarım saat de olsa bir dinlenebiliyorsunuz o alanda. Bu ekstra bir opsiyon. Burası genelde demirleme ve bağlama alatlarınızın olduğu bir ufak bir depolama alanımız var burada. Opsiyonel olarak yine teknede ön tarafta şurada görebileceğiniz ön bimininin ayaklarının girdiği delikler var. Buradan direkt bimini bağlayabiliyorsunuz hard topun yanında. Son derece keyifli bir gölge alanı yaratmış oluyorsunuz. Sonuçta bu tekne 5.94 öyle hesaplayın. Burada da denizden çıktıktan sonra bir şeyler içmek için ya da bir şeyler yemek için bir gölgelik alan yaratıyorsunuz kendinize. En güzel özelliklerden biri bana göre hard top. Genelde sıcak ülkelerde mecburen müşterilerin kesinlikle olmazsa olmaz diyeceği bir hard top opsiyonumuz var. İstenirse basic müzik sistemi dediğimiz kolonlar burada görebilirsiniz. Bunun bir üst versiyonu tower dediğimiz hard topa takılan advanced müzik sistemimiz var. Yine burada ikili oturma, arkada ikili oturma opsiyonumuz var. Bu dörtlü koltuk opsiyonumuz. Bu arkadaki koltuk son derece akıllıca dizayn edilmiş. İki yöne doğru farklı şekilde oturulabiliyor. Bu da son derece keyifli. Müşterilerimiz tarafından bayağı bir beğenildi. Soft deck flooring dediğimiz yumuşak taban. Teknede şu anda bu bölümde standart ama ön hatch'in istenirse ekstra olarak eklenebiliyor. Ekran olarak firma Simrad'la görüşüyor. Bu teknede tekli ekran var ama istenirse çift ekran da olabiliyor. Yine son derece Finlandiyalı biliyorsunuz Sakari. Olabildiğince simple, sade bir dashboard'umuz var. Burada navigasyon ışıklarınız, demirleme ışıklarınız, güvert aydınlatmaları. Teknede hem önde hem arkada iki tane sintine pompanız, kornanız. Hepsinin çok son derece güzel dizayn edilmiş düğmeler, müzik sisteminiz. Hepsini burada güzel olarak yerleştirmiş olarak bulabilirsiniz. Yine opsiyonel olarak
cam, yan camlar var. Bu tekneye bir hava veriyor ama eğer bunu istemezseniz teknede standart olarak şöyle geliyor. Bunu seçmediğiniz zaman bu soft flooring dediğimiz şu yer kaplaması burada standart olarak yine teknede yeni modellerinde standart olarak geliyor. Arka bölümde ise hem sancak hem iskelede kapaklar var böyle açılan ve bunların içerisine usturma çaları koyabiliyorsunuz ya da giderleri direkt sintine yaktığı için buraya atıyorum buzları koyabilirsiniz, içeceklerinizi koyabilirsiniz. İçeride de gideri olduğu zaman direkt açıyorsunuz, su sintineye gidiyor. Sintineden de pompayla direkt atabiliyorsunuz. Ha, balık tutmak isteyenler belki burayı livar olarak da kullanma ihtimalleri var. Dediğim gibi bu teknede 115 beygir var. 4 motor opsiyonu var. 100, 115, 150, 175. 115 beygir 35 knot. 150 beygir 40 knot, 175 beygir ise 45 knot sürete ulaştırıyor tekniği. Ayrıca yine çok ince detaylar var mesela usturmaçalar için. Şurada gördüğünüz çok keyifli ve güzel düşünülmüş bir şey. Direkt usturmaçayı alıp bağlayabiliyorsunuz son derece keyifli. Teknede iki bölümde de onu görebilirsiniz. Şimdilik bu kadar.